Ses. Evet, hayırlı akşamlar. Bu akşam da Ordu'nun Güzide ilçesi Mesudiye'mizin Yeşilce beldesi Yeşilyurt mahallesindeki muhteşem bir kültür merkezinden, müzesinden sizlere bahsetmek istiyoruz. Değerli muhtarımız, başkanlarımız burada. Onları bize tanıtması için içeriye geçeceğiz ve sizlere bu güzellikleri göstereceğiz. Bütün dünyanın her yerinden, Mesudiye'den Yeşilceliler buraya gelip görmesi gereken bir yer. Hep beraber bu güzellikleri görelim. Görmek isteyenler de buraya gelsin. Bu yeşilliği, doğayı gören insanlar bu kültür merkezini görmeden gitmesin diyoruz. Şimdilik içeri geçelim, bir tek tek gösterelim. Kaç yılında yapıldı hocam burası? Bu bina 1966 yılında yapıldı. 1967 yılının ortasında camideydi ilk okul, oradan buraya taşındı. 1966 yılında. 86 yılında da ilk okulumuz kapandı. Anladım. 2017 yılında da burayı onararak kültür merkezine dönüştürdük. Çok güzel hocam. Yaklaşık 4 bölümden oluşan arkadaşlar kültür merkezimizin şu anda girişinden itibaren işliyor. Evet, yanlış söylüyor. Tamam. Çok güzel bir görüntü. Görüntüleri alarak gidelim. Hocam da anlatarak burayı görmek isteyenler de görsün hocam. Evet, yine bu bir semer. Buraya bak diye. Kimsiniz? Kadir Aksu, emekli öğretmenim ve dünden bugüne Yeşilce Yeşilyurt adlı eseri hazırladım. Yöremizin kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdim. Hala da yine çalışmalarımız devam ediyor. Kültür merkezimizi açtıktan sonra kültür kısmını özellikle eserdeki yazıları A3 şeklinde büyüttük, astık. Yine Tarım Aletleri Müzesi'ni hazırladık ve kültür merkezi bu hale getirdik. Bu tarafa dönelim hocam. Bir saniye. Okulun, sizi tanıyayım. Ben Kenan Kıyan, Yeşilce Yeşilyurt Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı. İşte Kadir Aksu öğretmenimizle beraber burayı 2 yıl gibi bir zamanda hazırlayıp tüm Mesudiye'nin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünerek görmesi gerekir, efendime söyleyeyim. Onun için böyle bir uzun bir çalışma sonucu bu hale getirdik. Kadir Hocam'ın emeğiyle. Ben Yeşilyurt Mahalle Muhtarı, ismim Muazzez Akın. Herkesin, bütün Karadenizlilerin gelip burayı görmesini istiyorum. Gerçekten güzel bir çalışma arkadaşlar. Şuradan itibaren bir alabilir miyiz? Evet, bu köşe özellikle ilkokul anısını yaşatmak amacıyla yaptık. Ve bu okuldan mezun olan öğrencilerin resimlerini, yine okulumuzun tarihçesini, bu okulda göre yapmış öğretmenlerimizi de burada sergiledik. Yaşayanlara sağlıklar dilerim. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hocam, okulun ilk açılışından itibaren mi olan? Evet, açılışından itibaren. Yani Yeşilyurt'ta camide 61 yıl açıldı. O yıldan bu zamanlar. Yine burada Kemal İnceder'e geçenlerde rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. O da burada öğretmenlik yapmıştı. Evet, çok güzel. Evet. Hocam kaç yılına kadar bunlar? 1986 yılına kadar. 61'den 86 yılına kadar. 61 yılına kadar öğrenciler Yeşilce'ye gidiyorlardı. Daha sonra 61 yılında 100 civarında öğrenci vardık. Tek öğretmen ve caminin bir bölümünde ilkokul olarak açıldı. Ve orada okumaya başladı. Daha sonra 66'da burası yapıldığı zaman buraya taşındık. Çok güzel. Bu taraf ne hocam? Tekrar bir şimdi bu taraf, şurası idari yapı bölümü. Evet. Yeşilce'nin idari yapı bölümünde belediye başkanlarımız var. Yeşilce Yeşilyurt muhtarlarımız çalıştığı dönemler var. Yine Yeşilce Yeşilyurt Kültür Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanıyım aynı zamanda. 78 yılında kurduk.
yönetim kurulu başkanları var. Yine mahallemizin değerleri var. Mehmet Karakaya yine Yeşil'de belediye başkanlığı yapmış bir abimiz, büyüğümüz. Fikri Taştemel var, Salih Karakaya var. Hepsi de rahmetli oldu, dur içinde yatsınlar. Yine evet, bilim adamlarımız var. Bu Yeşilyurt'a ait bilim adamı. İşte Profesör Doktor Harun Aksu, Baki Aksu, Profesör Doktor Filiz Yılmaz Aksu, Doçent Doktor Okutman Bilgen Taşdemir, Yardımcı Doçent Oktay Aksu. Emeğe geçen hepsine teşekkürler değil mi? Evet, hepsine teşekkür ederiz. Evet, Mesudiye'nin ilk kadın muhtarı Mahinur Aksu konuşmuştuk. Yeşilce'de. Evet, sadece yaşayan o. Diğerleri hep vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bilim adamlarımız, bu İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde profesör ve üçüncü fakülteyi bitiriyor. Hala da öğrenci. İlk öğrencisi. Harika bir şey. Evet. Geçenlerde buradaydı. Fikri Taşdemel'de bildiğimiz kadarıyla evet. Mesudiye'nin evet. İlk yüksekokul köy enstitülerinin yüksekokulu. Aynı zamanda ilk sanayicilerimizden. Evet. Yine Mesudiye ordu yolunda büyük hizmetleri olmuştur. Evet. Hocam o bölüm böyle mi? İnsanlar da gelsin. Tamam. Evet, biz Çankırı'na geliyoruz. Siz de gelin. Bu bölüm hocam. Tarih bölümü. Tamam, siz nereye istiyorsunuz? Şimdi soru. Burası ordunun kısa tarihi var, Mesudiye'nin tarihi var. Yıllara göre kronolojik bilgiler var. Yeşilçeli Mustafa Serdaroğlu, bu yine daha önceki yayında bahsetmiştiniz. Osmanlı'da dönmüş, Erzurum Kongresi'nde delege ve ilk mecliste de belediye başkanı, milletvekili. Hocam, Yavadi ismi? Ya Vadi olarak geçiyor. Ya Vadi'nin yıllara göre tarihçesi var burada. Mesela 1455'te 12 haneymiş. Vergi veren 85'te 19, 21'de işte 21 hane. Yine bu yörede Eğircisi ve Kıyan köyleri var. Daha sonra bunlar kapanmış. Aynı tarihlerde Beri köyü var. Bizim Yeşilyurt'un eski adı Beri. Ve Beri ile Yavadası'nın ayrı köyken 1830-31 yıllarında ikinci Abdülmecit zamanında muhtarlık var oluşuyor. Yeşilyurt yani Beri Yavadı'ya bağlanıyor. Yavadı'ya bağlandıktan sonra en çok kıyanlar Aksular mı gözüküyor? Sülal olarak evet. Yavadı'ya bağlandıktan sonra burada 1834-34 nüfus sayımında zaten bizim buradaki sülaller Yavadı köyünde gözüküyor. Yavadı köyü. Yine şunu belki bu ilktir bilmiyorum. Yeşilyurt'ta yüksek öğretim. Yani biz burada 2017 yılına kadar Yeşilyurt'taki Türk üniversite bitirmiş öğrencilerin istatistiklerini yaptık. Yani kaç doktor var, kaç mühendis var, işte elektrik mühendisi, mimar, hepsi evet. Hepsini istatistik haline getirdik. 317 civarında. Bu da nüfusun aşağı yukarı %22'si 2017'de şey oluyor. Sülallere göre. Bir de eğitim düzeylerini ele aldık. Aynen. Burada Yeşilyurt soy ağacı yaptık. Ki bu 1700 yıllara kadar soy ağacı devam ediyor. Burada da Mesudiye 1984 nüfus sayımıyla 1905, 1834'e göre ayarlandı. O erkekler, erkek çocuğu olmayanların kız evlatları burada alındı. Genel bir soy ağacı. Süleyman Başoğulları, bizim Aksu ve Kıyan'dan olduğu sülale. O da 1510-1590 yıllarında Süleyman adıyla yaşamış. Ve Sivas üzerinden, Derli'den buraya geliyor. İşte bunun dört tane oğlu var. Bir kolu da
Zile Beyaz köyündeki Mithat Baş dediğimiz baş soy isimler de aynı sülaledeyiz. Anladım. Evet, burası Uydu'dan Yeşilce ve Yeşilyurt'un fotoğrafı. Bu yer adları, yöresel yer adlarını ele aldık. Vay çok güzel. Ve bu da yöresel yer adlarının anlamlarını ve mevkilerini de burada kaleme aldık. Yani yer adı ne anlama geliyor? Şurada genel bir soyacımız, bu köyün tüm soyacı burada. Bu soyacında akrabalık ilişkileri de belli. Bu soyacında kapsamlı bir soyacı. Eski köy geleneklerimiz. Bunu şiire döktüm. Bu pandemi döneminde ilk şiir yazmaya başladım. Hı hı. Ve 41 kıtalık eski köy düğünlerini biz şiire dökerek, gelenekleri yazdık. Aynı zamanda şiire dökerek. Çok yazısı da var, şiiri de var. Çok güzel. Burada da yine insan manzaraları. Evet, insan manzaraları. Yazdıkçı göçerler işte bu. Bir dörtlük okuyun o zaman. Evet. Yükler denk edildi, yolculuk yakın. Geldik şu gurbetten yine gurbete. Patates lahana kalmasın sakın. Yeşil yurdu seyre çıktım devlete. Nisan sonu ya da Mayıs'ın başı. Geldik kazma kürek, bostan telaşı, bazen yağmur, bazen dolu yağışı, yeşil yurdu seyre çıktım devlete. Bu ekinin yolculuğu dediğimiz yolculuk, kara sabanla ekini biçme, ekin sürme, biçme, harmana getirme, işte ekmek olana kadar ki süreç. Tüm evreler. Çok güzel. Ve kullanılan yöresel sözlükleri kullandık. Burada da bunun şiire döktüm yine. Ekim'in öyküsünü şiir şeklinde ele aldık. Minnetlik oradan evet. Devam et. Örneğin bir dörtlük. Hamuru yoğurduk, bıraktık uğrayı, zıvallara böldük, açtık yufkayı. Bir kısmıyla yaptık içi yağlıyı, unutmam afiyet olsun demeyi. Yedik içi yağlı indi mideye, mide bağırsaktan geçti hücreye. Hücrede yandı, döndü enerjiye, enerji gerekli yaşam sürmeye. Evet, bunlar yaylaların ikilesi yine bizim sütün yolculuğu. Sütten peynir, lor, keş nasıl yapıldığını açıklayan bir yazı. Bu zamanda unutulacak tabii. Bu da, burası kapsamlı bir soyacı. Burada kızlarımız var, damatlarımızın adı geçiyor, gelinlerimizin adı geçiyor, çocukları var. Tüm daha kapsamlı ve istatistikleri var. Yani ne kadar kız, ne kadar erkek. En çok isim Yeşilyurt'ta evet. 35 tane Mehmet, 15 evet. Ali, 14 Mustafa, evet. Ayşe 22 kişi, Fatma 13, Gülbi 12. Evet. Güzel. Evet. Bu yöre anı köşemiz, kimler geldi, kimler geçti köşesi. Yeşilyurt'ta vefat etmiş insanlarımızı buraya ilave ediyoruz. Anı köşesi. Evet, buradan yine Yüksel Aksu arkadaşımızın yazmış olduğu bir şiir okuyayım. Kıta. Bekir Usta derdi divanın bir yerine, Arif Bağ Neşet İmam Abili, Selamet Ümmühan şu kara abiye, kimler gelmiş geçmiş bu Yeşilyurt'ta. Birlikte göçmüşler çarşambasına, Çayırı Bayırı Bostanlısına, Kara Halil'den Çandallısına, kimler gelip geçmiş bu Yeşilyurt'ta. Evet, burada her vefat eden insanların doğum ve ölüm tarihlerini de alt tarafa ilave ediyoruz. Her geçen gün vefat edenleri buraya ekliyoruz. Anı köşesi. Ben hocama bir şey ilave edeyim. Burası insanların boğazının düğümlendiği yer. Evet. Yani. Aynen başkanım öyle. Bir tarih yatıyor. Yani. Aynen. Genciyle, yaşlısıyla, orta yaşlısıyla. Başkanım Yeşilce Yeşilyurt Spor. Evet. Evet. Yeşilce Yeşilyurt Spor İstanbul'da köyler arası futbol turnuvaları oluyordu. Evet.
O zamanın şeyleri daha sonra tabii bırakıldı. Bu da yine milli bir... Şu aşağılı yılları 80, Demet Karakaya, sonları 90 sporcumuz. Bu da bizim çocukluk yıllarımız. Şu benim, şu Baki Hoca, Baki Aksu. Burada çocukluktan gençliğe bizim 40-50'li daha önceki yılların çocukluk çağı anlatıldı. Doğumdan tut şeye kadar anlatıldı. Bu da bugünkü çocukların bir şiiri. Yani. Şöyle bir şey ilave edeyim. Buradaki bilgilerin hepsi Kadir Hocam'ın evet. yazdığı kitapta. Hepsi burada derlenip toplanmıştır. Daha çok fazla söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Evet. Kaynak bu. Kaynak budur. Dünden bugüne. Fazla var mı hocam burada? Vereceğim. Teşekkür ederim. Böyle şurayı alalım ondan sonra şurayı verelim. Evet. Şimdi kültür kısmı burası. Kültür kısmında yöresel düğünlerimiz burada anlatılmış. Eski düğünler nasıl yapılıyor? Onda şiiri var yine. Yöresel kıyafetlerimiz, kadınlar ve erkeklerin eski kıyafetleri anlatılıyor. Buna giysi tarzları da burada resimlenmiş. Evet hocam burada yine aynen evet. oynanan oyunlar var. Çocukluk oyunlarımız, benim de en küçük çocukluğum şu. Burada eskiden oynanan oyunların tanıtımı yapılıyor. İşte seksek, saklambaç, mendil birebir, ip atlama ve folklorumuza geçtik. Burada yine bizim folklor Mesudiye yıllarındaki folklor ekibimiz. Bu da bizim Özgen Aksu'nun yine folklorla ilgili İstanbul'daki İstanbul Sisi. Özgen Aksu'nun da yeni çocuğu olmuş. Evet. Oldu. Allah'ın anı. Sağ olun. Batin naaşlarımız, yöresel şey, yöremizdeki eski aylar, Zemmeri Küçük, Uzun Kuzey, eski ölçüler, burada kullanılan eskiden kullanılan ölçüler neler olduğunu anlattık. Değirmenlerimiz var, değirmen kültürü. Evet. Burada sosyal. Sosyal yaşam burada. Sosyal yaşamda yöresel köy evleri özellikleri anlatılıyor. Mutfak, işte terekti, kapıdır, Bağdadi evlerin özellikleri, mutfak özellikleri, tuvalet özellikleri hepsi. Şurada anladım. Çok anlamlı değil mi hocam? Vallahi. Eski mesleklerimiz yani hasbukçuluk, nalbancılık, hartamacılık, taş alıp marangoz, celep, nakliye kimler yaptığını. Bu da şoför Ahmet bizim eski en şeylerimiz. Kamyon şoförlerimizden. Yöresel yayla evlerin özellikleri. P ev, kütük ev, taht ev bunların özellikleri. Burada kimdir bu? Köyle ilgili soru soruyoruz. İşte kim olduğunu burada cevaplıyoruz. Lakaplar, bu yörede kullanılan lakaplar, bazı insanlar biliyorsunuz lakaplarıyla tanır, ismini değil de. Bu da Yeşilce Yeşilurt'ta ilklerimiz var. Aynen. İlklerimiz. Burası Yeşilurt'ta, yani bu yörede bir yıllık yaşamın nasıl geçtiğini anlatıyor. Yani aylara göre vatandaşın ne iş yaptığını bunları anlatan bir yazı. Bak şu da çok anlamlı. Evet. Bu Yeşilyurt. Eski camimiz Minare Yökken burası okuldu bir kısmı. Evet. Burada okuduk. Sonra buraya taşındık. İmamlarımız. Şey var herhalde. İlk imamımız Abdullah Kıyan. Şimdi iki imamımız en çok. Camimiz eski ve yeni hali. Yeni. Evet. Eski yeni hali. Bu da Yün'ün öyküsü. Bu da yine pandemi döneminde kaleme aldım. Dokumacılık biliyorsunuz bitti. Tabii ki. Eskiden çecim yaparlardı, çorap örerlerdi. Nasıl örüldüğü anlatılıyor. Bu da Yün'ün öyküsüyle ilgili bir şiirim. Aynen. Evet. Kolan dokunuyordu, çecim dokunuyordu. Aynen. Evet. Burada şimdi
Günümüzde yün çoraplar giyilmez, evler sıcak artık çetik örülmez. Halı çıktı, cicim yere serilmez. Ne güzel günlerdi, mazide kaldı. Hocam gerçekten çok güzel bilgiler bunlar. Yine arasan da bulabileceğim. Burada Yeşilyurt'tayım. Şiirler güzel arkadaşımın şiirleri var. Kuyruk Yaylası'nda yaşam. Şu 1978'li dernek kurduğum zaman çektiğim bir fotoğraf bu. 1978 yılı. Daha önce de bir fotoğraf daha var. Tabii tüm evler ahşap. Mimari özellik hepsi tıpatıp aynı. Şimdiki gibi değil. Şimdi biraz daha yavaş yavaş bozuyoruz. Kuyruk Yaylası. Bu da dünle bugünün kıyaslanması. Mesela eski cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. İşte geldim kapınıza, selam verdim yapınıza. Selamımı almazsanız daha gelmem kapınıza. Eski yılbaşılarda söylerdik. Niye göç ettik? İmece var. Evet, İmece. Biz burada genellikle her şeyimizi İmece kültürüyle yapıyoruz. Çok güzel. Yani gerek yol çalışmaları, okul çalışmaları, onarımlar, hepsini İmece kültürüyle yapıyoruz. Burada da mizah. Bu kısımda Yeşilyurt'ta mizah var. Güzel güzel. Mizah. Anonim. Bu da anonim maniler. Ata binesim geldi, attan inesim geldi, kaynanamın kardeşine yine göresim geldi. Derelerin dibinde ham tebek asmaları, yeşilce süsleyen temeli basmaları. Çok güzel hocam. Bu önceleri kızlar düğünlerde bu manileri söyleyerek oynarlardı. Ve atışırlardı. Güzle ve yayla arasındaki kızlar arasında büyük atışmalar olurdu. Burada bağlama, gökçukur, kekikli, bunlar da şurası da yöresel sözlük. Bunun daha geniş kapsamlısı Yeşilyurt Derneği sitesinde daha kapsamlısı var. Evet. 1200 kelimelik ve resimli. Şöyle söyleyeyim Kadir Bey, sizleri tebrik etmek lazım. Böyle burası şey böyle kısa sürede anlatılacak gibi değil. Bu olaylara ilgi duyan herkes gelsin, evet. Orduya, Mesudiye'ye gelsin, Yeşilyurt. Evet, Yeşilce'ye gelsin. Yeşilce'nin kültürünü burada görsün. Burada bunu görsün, örnek alsın. Kendi köylerinde, beldelerinde de bunu yapsın ki bu kültürel değerler yaşasın. Unutulmasın, yaşasın. Arşivleme yapmış olsun. Aynen. Sizi emeği geçen herkesi biz tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Beğenmeyse memnun oldum. Beğenilmeyecek bir durum olabilir. Hocam, bununla birlikte arkadaşlar burada yine evet. Su değirmenleri tarihçesi, Yeşilyurt Su Değirmenleri yine orada yazıyor. İkinci dediği gibi buraya bakıp da duygulanmamak mümkün değil. Kimler geldi, kimler geçti? Burası hocam. İkinci bölümümüz burası. Şurada. Kadir hocam, burayı şey yapalım. Burası. Ha, burada da mı? Açıştaki görüntülerimiz. Evet. Durmuş Ercesu yine Allah rahmet eylesin. Kendisi makine mühendisiydi. Bir kaza sonucu Almanya'da vefat etti. Eşi Leyla ablamız buranın onarımına belli bir oranda katkı yaptı ve ismini oradan verdik. Halk ve halkın da katkılarıyla açılıştaki görüntülerimiz burayı bu hale getirdik. Bir gün bile gezip dolaşmaya yetmez buranın güzelliği. Evet. Şimdi bu bölüm ev tarım aletleri bölümü müzesi. Şimdi burada örneğin şu maket olduğu gibi eski samallık, tığ makinesi, döven, harman yapma olayı canlandıran. Ama gerçekleri ikisi. Burada. Evet, gerçekleri de burada. Burada tarım aletleri kim bağışlamışsa ismi yazılı, adı yazılı ve tarım aletlerinin ne işe yaradığı da üzerine etiketleme yaptık. Şu bölümde tarım aletlerinin ne işe yaradığını ve resimleri var. Bu bölümde en az anlamayan oradan bakarak ne işte kullanıldığını. Burada koşu, kızak, kağın arabası. Şu kilit en eski bir dış kapı kilidi.
tarihi bir kilit. Eski kilitler ve bu şekilde oluyor. Evet, burada tarım aletleri. Marangoz aletleri var. Tüy makinesi yine. Bunu büyüğünü tabii okula koyamadık. Mecburen. Bahçesine koyun, niye koymuyorsunuz? Yoksa ben olabilir. Size vereyim. Var. İşte. Şu burası eski oyuncaklarımız. Yani ne vardı? Yürütmeç var. Sapan var, topaç var, kırbaç var, sipsi var, işte dönbelek gibi çocuk, eski çocukluk oyun aletleri. Çayan var. Bunlar yine çarık yiyeceklerimiz, çarık, kara lastik, plaj. Burada da aslında bir uygarlığın değişimi. Değişimi. Çarıktan, tabii. Şu bebek çarığı evet, herhalde. Bebek çarığı. Çarıktan kara lastiğe. Kara lastiğe geçiş. Ayakkabıyı koyalım. Plaja geçiş. Plaja geçiş. Evet. Bu bölümümüz alt taraf ağırlık ölçü birimleri. Kantarı çeşitleri, kara okka, okka, gödük bunlar ağırlık ölçü birimleri. Vay 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 vay. Eski hamur teknesi bunlar. Bütün ağaçlar yapılmış. Bu da el değirmeni. Bulgur öğütmek için onu bir kilimin üstüne koyalım. Buğdaylar öğünmüş evet. Vaziyette gözüksün Kadir Hocam. Bunu mu? Olabilir. Tabii. Olabilir. Daha güzel olur. Güzel. Bu da yine tarım aletleri. Aydınlatma aletleri. Evet. Lüksten, işte fenerden, idare lambası, gaz ocağı, şamdan. Evet, şurada. Aslında şuradan şöyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Evet. Böyle gidiyor. Bunlar. Lükse, lüksten elektrik artık ondan geçiyor. Bundan sonra elektriğe geçiyor. Bu da dokuma aletleri, çıkrık. İp sarma galiba. İp sarma, evet. Günden ip elde etme. Evet, burada en meşhur da şu birinci sigarası. Evet. Tarih. Buna bir sıradan söylüyorlardı eskiden Türkiye'nin bazı yerlerinde. Neydi acaba? Ne söylüyorlardı bilmiyorum. Şüphedim. Olur. Duymuştursun. İç birinci ol devrinci falan mı diyorlar? Evet, böyle tamam. Bir şey diyorlar. Tamam doğru. Evet arkadaşlar burada da yine evet, burada yine mutfak eşyaları bulunduğu bölüm. Yakın alalım oralarda. Burada tabii yağ fıçıları, yayıklar var, sele gıdıklar var. Yine kerpoşlular, sağanlar. Bakraçlar, güğüm, yağ çanakları. İristir. Hocam bunlarda yapılan yemeklerin bile kokusu olurdu. Ben böyle hatırlıyorum. Tabii mesela şunda bir yumurta pişirdiğin zaman tabii. Başka bir evet. Tadı ya da kokusu olur değil mi? Turşu küpür, keş küpüğü, su testisi. Bu tarafta da evet. Şu meşhur. Sandık çok En son evet. Dikiş makinesi, süt makinesi ve şurada örgüler, sandık. Evet. Tarihimiz kaç yıllıktır hocam? 150 senelik vardır çünkü çok güzel. Ama tabii bunların hepsini köyden tedarik. Köyden tedarik. İnsanların. Hepsini köyden tedarik. Çok güzel. Evet hocam buradan da. Burası da bizim toplantı ve kütüphanemiz. Buraya köyün toplu fotoğrafları buraya sergiledik. Evet. Eski Bağdadi yerler. Şu bizim ev. Bak şu anki eski hali. Bağdadi yerler. Bu daha güzelmiş. Evet. Bağla diyorlar. Toplantı ve kütüphane kısmımız burada. Aynı zamanda burayı derneğimizin etkinliklerini karşıya sergiliyoruz.
Yine kütüphanemizi kitapları Profesör Doktor Harun Oksu tedarik etti. Sistemli bir şekilde gelen çocuklar okuyor, oturuyorlar, okuyorlar. Çok güzel. Yine şu kısımda Mesudiye ile ilgili yayınlarımız var. Mesudiye Kurtay yayınları var. Diğer Mesudiye yazanların yayınları var. O kısmı kitap bulacağım. Evet. Hocam haftanın her günü açık. Zannedersen değil mi? Aşağı yukarı şey bırakıyoruz, anahtarı bırakıyoruz açık. Birkaç kişiyle şu kişi anahtar var. Telefonu yazdık. Onun için de sürekli açık tutmuyoruz. Ama dışarıdan gelenler için anahtar olan kişiler gelip açıp gezdiriyor. Hocam gibi anlatıyor. Aynen. Gerçekten arkadaşlar bunu Mesudiye'mizin güzel beldesi Yeşilce Yeşilyurt Mahallesi'nde bu güzelliği gelin görün isteriz hepiniz. İnşallah buraya da bütün Karadeniz'den, bütün oradan, bütün Mesudiye'den gelerek bu güzellikleri görün, yaşayın. Gerçekten bir tarih yatıyor Yeşilce Yeşilyurt Mahallesi'nde. Bunu yapanlara, emeğe geçenlere gerçekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir de aşağıda misafir halimiz var. Ayrıca kocaman olarak kullanılabilir. Bu da bir şey yapılmıştır. Arka açıktır yani. Görmesi gerekir. Buradaki işlemler hep öyle. Çöp 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 başıya. Evet arkadaşlar, bütün Yeşilce Yeşilyurtlar da burada. Onlar da hoş geldi. Yeşilyurt'u tanımak için burada bulunayım. Bütün Mesudiye'mizi, bütün kalitemizi, bütün ordumuzun bu kültür merkezini gelip görmesini istiyoruz. Tabii ki sizler de yardımcı oluyorsunuz bu konuda. İnşallah daha güzel bir Yeşilce Yeşilyurt için hep birlikte verdiğiniz çabanın, gayretin sonucunu gördük. Gerçekten güzel. Sizleri de inşallah tanıyıp düşüncelerinizi alacağız inşallah. Gerçekten burada bir tarih yatıyor arkadaşlar. Herkesin de gelip görmesi gereken bir yer. Şöyle baştan alalım, biz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mükremin Kıyan. 1973 yılına kadar bu köyde kaldım. Yeşilce Ortaokulu'na gittik geldik. 73'ten sonra buradan ayrıldık. Ama yazları burayı terk etmiyoruz. Mutlaka geliyoruz yani. Çok güzel. Eşi oluyorum, Müge Kıyan. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben de yazları geliyorum. İsim? Sevda. Emine Karakaya. Geçiş Karakaya. Yazlığa geliyoruz. Hangi şehirdesiniz? İstanbul Pınar Mahallesi. İstanbul Pınar Mahallesi. Yazları geliyoruz. Sevinç Karakaya. Evet. Fatma Karakaya, yazları geliyoruz. Eskiden hangi şehirdensin ana? Karakaya, Alfa. Anladım. Ben Asgül Kıyan. Yazları geliyorum. Burada geçiyoruz. Yaz. Ben Salim Şener. Ben de yazları sürekli buradayım. Altay. Teşekkürler. Naim Şener. İstanbul Üsküdar'da oturuyorum. Buraya yazları devamlı buradayız. Çok güzel. Ama 6 sefer, 7 sefer gelip gidiyoruz. Kışın da geliyoruz. Yollarımızın daha iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah. Mahallemizden, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan.
Sizi tanıyalım biz. Ben Necdet Kıyan. Okulun tadilatına tamiratımda üstlendim. Ay maşallah çok güzel abi. Yazları geliyorum ondan sonra buraya işte. Teşekkürler abi. Halit Çener. Yazları geliyorum. Yerli nüfusum burada. 23 Nisan'da 45 gün koronadan dolayı kaldım. En sonunda İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak buraya gelmiş oldum. Tamam, daha da gitmeyeyim mi o zaman? Sizi tanıyabiliriz abla. Öncelikle hoş geldiniz. Bu inceliği bize gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Güler Dayan. Bu köyün kızıyım. Güzel şiirleri var. Elimizde evet güzel şiirlerimiz var. Elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istedik. Gösterebildiysek ne âlâ, biz de mutluyuz. Size de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz abla. Rica ederim. Ben şimdi Fatma Kaya mı diyeyim, Mücella Karakaya mı diyeyim? Şimdi söyle. Önce Mücella söyle. Ben seni Mücella Fatma biliyorum. Kaya. Kimlikte Fatma Kaya ama herkes Mücella Karakaya olarak bilir. Ben de bu köyün kızıyım. Arıkmıs'a gelinliyim ama genelde kendi köyüme gelirim. Ben de ilkokulu, ortaokulu, ilkokulu burada okudum. İlkokulu 5. sınıfı Gebemen okudum. Ortaokulu Yeşilce'de okudum. 73'te birkaç arkadaş aynı dönemin mezunlarıyız. Sık sık gelirim. Her ne kadar yazları gelip kalmasam da sık sık köyüme gelirim. Ben buraya emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tarih kokan, yani tarih olan bir yeri değerli başkanımız, muhtarımız ve Kadir hocamıza teşekkür ediyorum. Onlar bu tarihin bir mimarları diyeyim. Allah onlar gibi nice nice hizmetler yapan insanlar nasip eylesin evet, buraya. Çok büyük ama emek sizlerden var de geleceğiniz nesillerinize, çocuklarınıza buraları aşılayın ki buralara sahip çıkabilsin. Daha güzel hizmet edip ve bu emanetlere sahip çıkabilsinler diye. Gerçekten onlara bir alkış istiyorum. Ben Yeşilce Yurt Dernek Başkanıyım. Ortak sorunları Yeşilce'deki canlı yayında konuşmuştuk. Bunlar orada değinmeyeceğim burada. Şöyle söyleyeyim. Teşekkürü buranın açılışında etmiştim. Bir kez daha bu yayın huzurunda ediyorum. Canlı yayın yapamadık internet sorunundan dolayı. Buradaki bilgi var, birikim var, emek var. Her ne kadar Kadir Hocam'ın emeği büyük olsa da bu Yeşilyurt halkıyla aşıldı. Yeşilyurt halkının burada emeği büyük, katkısı büyük. Onun için buraya sahip çıkalım. Gençlerimize sesleniyorum. Onlar gelsin, görsünler. Yeşilyurt nerelerden nerelere geldi. Bugünleri nasıl atlattı. Birlik, beraberlik, imece usulü. Büyük dayanışma oldu burada. Onun için 2018-23 Ağustos'ta ettiğim teşekkürü Yeşilyurt halkına bir kez daha ediyorum. Emeği geçen herkese, yaşlısıyla, büyüğüyle, küçüğüyle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Yeşilce Yeşilyurt Dernek Yönetim adına. Kenan Kıyan. Evet muhtarım. Yeşilce Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Muazzez Akın. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sizlere de buraları gezdiğiniz, işte videoladığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Kadir Aksu, emekli kimya öğretmeniyim. 1962-69 yıllar arasında ilkokulda ben 4 senede 3'e geçtim. Yani 7 yılda ilkokulu bitirdim. Daha sonra Ordu'da ortaokul liseyi okudum. Öğretmen olduktan sonra Mesul Lisesi'ne geldim. 10 yılda Mesul Lisesi'nde çalıştım. Daha sonra İstanbul'a tayin çıktı. Ve orada öğretmenliğimi 2015 yılında son verdim. Ve bu yıllar aslında Mesul'de çalışırken tarihe bir merakım vardı. Rahmetli kayınpederim de Yeşilce ile ilgili bazı çalışmaları vardı. Ali Ördenbez'in. Yine arkeolojik araştırma nedeniyle Mesudiye gelen bilim insanlarına eşlik etmem de yine araştırmalarda bana bir istek uyandırdı ve bir takım dokümanları topladım. Daha sonra emekli olduktan sonra bu bilgileri toplayarak bir iki yılında okul kültür merkezi açılmadan önce kitabı çıkarmam gerekiyordu.
ve 500 adet kitabımızı bastırdık. İSB numarası var, bandrolu var. Yani Kültür Bakanlığı kayıtlı bir eser. Tabii içinde eksikler olabilir. Bugün yazsam yine eksik çıkabilir. Bu aynı zamanda bu yörenin kültürünün unutulması gereken tanımlı toplumu kültürünün nesillere aktarılmasında bu eserin büyük bir katkı sunacağını biliyorum. Yine çalışmalarım devam ediyor. Belki ikinci baskı da yapabilirim. Hı hı. Yapabiliriz. Ve amaç burada gençlerimizin geçmişte yaşam koşullarını, yaşam biçimlerini, ifadet geleneklerini yazıya dökmek ve unutulmaması sağlamak. Bunu da başardığım için memnunum. Tabii ki bizde imece usulü çok yaygın olduğu için, yani burada bir kişinin emeği yok. Yeşilyurt'un pek çoğunun emeği var. Yani düzenlemesinden tut, onarımından tut, yine Necdet arkadaşımız, ustalar ile beraber hiçbir şeyden esirgenmeden çok güzel bir estetik bir bina kazandırdı bize. Evet. Ona teşekkür ederim. Gerçekten katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Amaç burayı açmak değil. Amaç burayı yaşatmak. Aynen. Yani gençleri buraya alıştırmak. Gönül istiyor ki mesulünün bazı muhtarları geliyor, bakıyorlar, örnek alıyorlar. Köylerinde yapmak istiyor. Ben çok köylere gittim. Kültür merkezi tabelesi var ama içi boş. İçini doldurup en azından buraya köyüne gelen gençlerin okuması, bir şeyler öğrenmesi, hazinesine bir şeyler katması önemli. Onun için de yine onlara da örnek olmaya çalışıyorum. O zaman hocam bundan sonraki yapılacakları ne diyebiliriz? Güzel bir emanete sahip çıkmaları, evet, ve buranın yaşatmaları, yaşatmaları. Burası her gün 12 saat açık kalsın. Muhakkak. Tanıtımlar için neler yapıyorsun hocam? Tanıtımlar için herhangi bir tanıtımda yapmadık aslında. İlk tanıtımı şöyle bir fikir versem, affınıza sığınarak. Buraya ait bir broşürler basılabilir. Belki şu anda burası bir kültür merkezi. Gerçekten tarih kokan bir yer. Hem Yeşilce, Yeşilyurt'tan hem için Mesudiye için, belki de Ordu, Karadeniz için büyük bir eser ya da değer diyebilirim. Buna bir broşür ya da böyle kitapçık türünde bir şey basıp da köy bazında dağıtsak ya da Ordu civarı olabilir, bizde İstanbul'da doğru, basın olarak destek olabilirsek, bunu da zaten yayınlarımızda söyleriz. Bütün herkese bir açıklama olur. Çünkü canlı yayında da verdik. Bunu da çünkü bu yayında vereceğiz. Şimdi şöyle bir hedefimiz yine var. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bu şeyleri dijital ortama aktarma. Silah ve CD yaparak, örneğin tarım aletlerini tek tek tanıtma, silah şeklinde çoğu zaten... Hocam o zaman oradan görürler. Doğal halini görsünler. Yok, o da olabilir de mesela burada geldiği zaman şurada oturan videoyu açacak. Eski yaşantıyı silah şeklinde yapmak, köy yaşantısı. Anladım. Onunla resimlerle beraber veya vefatlerin, yaşlılar, kültür merkezinin eski hali, onarım hali ve bugünkü halinin fotoğrafları var. Aynen. Onları bir slayt haline getirip nereden nereye geldiğimizi vatandaşların görmesi açısından da bir slayt çalışmalarımız var. Şeyleri biriktirdik. Seneye de herhalde onu yapacağız. İşte dijital ortama aktarma dönemli. Bazı şeyleri derneğimizin sitesine aktarıyoruz. Hı. Orada zengin kültürel kısmında deyimler sözlüğü, yöresel sözlük, resimli, yine anonim manilerimiz var orada. Kısacası gelip görsünler hocam. En azından derneğin sitesinde tıkladıkları zaman da pek çok şeyi de orada da görecekler. Bence doğal görsünler diyeyim hocam. O daha da güzel olur tabii doğal. Değil mi? Evet. Çünkü niye? Buraya gelip görürlerse doğal haliyle buraya sahip çıkarlar. Adamı evinde İstanbul'da basit internet seyrederse buraya gelmez. Evet. Burada da... İşin gerçeği değil mi başkanım? Burada da... Doğal görsün ki ve sahip çıksınlar buraya. Burada da en büyük görev tanıtımda muhtarımıza düşüyor. Yani muhtar... Yeşilce'ye çok gelip giden var. En azından bizim de burada bir kültür merkezimiz var, müzemiz var. Yeşilce'nin kültürünü, doğal yapısını da şimdi... görün diye getirmeleri lazım. Ama hocam şimdi bak... köyün kapısında oturup da her gelene buyurun gelin değil. O zaman ne yapacağız? Güzel bir broşür yapacağız. Hep birlikte, el birliğiyle. Bizler basın olarak, o muhtar olarak, başkanımız öyle. Ne yapacak? En azından her gelenin verildiği zaman, aa diyecek ulan işte Yeşilyurt'ta böyle bir kültür merkezi. Bugün Mesudiye'de bunu bilmeyen vardır.
Mesuliyet de yok. Ben onun için sık sık şeylerle de görüşüyorum. Necmi Başkan'la da görüştüm. Onun da şeyleri, eski bir lise binası var. Bizim tarihi bir bina. Eski ortaokul ve lise binası. Şimdi atın üzülüyoruz yani. Yıkılacakmış herhalde. Ya orayı bir kent müze şeklinde yapsam, Mesuliyet'in bilim adamlarını, yazarları, çizerleri bir odada, iş adamlarını veya o okulun eski öğretmenlerin şeyleri gelen adam, yani bir müze de olabilir. Mesuliyet'e gelen kişi en azından orayı gezip görmesi lazım. Aynen, aynen. Yani orada eksiklik var. Bir dipnot söyleyeyim. Muhtarım tabii ki dışarıdan şöyle 24 saat burada, biz burada 3-5 gün sonra gideceğiz. Tabii tabii. Muhtarımın gözü devamlı burada. Yani atıyorum dışarıdan bir milletvekilidir, işte efendime söyleyeyim kaymakamdır, büyük devlet ekranlarından gelen kişileri getirip gösterirse broşürden çok işte gider. Atıyorum değişik bir emniyet müdürü gelmiştir Yeşilce'ye. Onların zaten yardımcı olur başkanım. Şimdi eğer buranın bir broşürü olsa yani o, merkezde. O başka bir boyut ama dediğim şey mesela o da bir reklamdır. Mesela o özel kişileri buraya getirdiği zaman daha bir, o da bir ses getirir diye düşünüyorum. Başkanım onlar bir sefer gelir, Mesude hep gelir. Broşür gerekli. Broşür gerekli. Zaten gerekli. Mesude'nin zaten çoğunluğu duyan muhtarları geliyor yani. Biz iki senedir çok aynen açtıktan sonra halen daha bitmedi. Son tuşlar bugün bitti işte. Açtıktan sonra halen iki yıldır ilginin üzerindeyiz buranın. Eksikleri var. Vakit buldukça hocam gelip tamamlıyor. İşte Mesude'den de yöresel köylerden muhtarlar duyuyor. Yanında misafiri geliyor. Gelenler var tabii ki duyanlar. Aynen. Gerçekten bu hizmet için hepinizin yüreğine teşekkür ediyorum. Tüm Yeşil Yurt halkı olarak değerli büyüğümüz Sefa Yavuz'un yurt aramızda son olarak gördüğü bu tarih hakkında, o da bir tarih öğretmeni olarak onun da görüşlerinizi alalım diyelim. Evet Sefa'yı Bey hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk diyorum. Ben öncelikle tabii Yeşil Yurdu, Mesudiye'nin bütün köylerinde Yeşil Yurdu'yu çok yakından tanıyan bir insanım. Potansiyelini, özelliklerini, doğasını, tarihi yapısını iyi biliyorum ama ben bugün burada bir şaşkınlık yaşadım. Gerçekten yani bırakın bir ilçeyi, Türkiye'deki birçok ilde bile olmayacak kadar güzel, değerli ama hepsinden önemli çok büyük bir emeğin sarf edildiği bir müzeyle karşılaştım. Yani müze denildiğinde de veya kültür merkezi sadece işte bazı araç gereçlerin olduğu değil, insan yaşamıyla ilgili doğuştan ölüme kadar bütün hayat boyu kullanılan araç gerecinden, eğitiminden hepsinin burada sergilendiği bir kültür merkezini gördüm. Bu tabii bizim Ordu ilimiz açısından güzel bir olay. Mesudiye açısından güzel bir olay. Ama asıl bunu yaratan Yeşil Yurt, eski tarihi adıyla Beri açısından önemli bir olay. Bunu görüp de mutlu olmayacak insan olamaz. Şimdi her ne kadar buradan siz kameranızla yansıttınız, işte muhtarımız, dernek başkanımız, işte Kadir Bey, diğer insanlarımız bunları anlattı ama buradaki potansiyel öyle bir saat, iki saatle anlatılacak, anlatılamaz. Bir günde mutlaka buranın gelinip görülmesi gerekir. Evet. Yani görsünler ki Ordu'nun bir ilçesi ise böyle bir yeri mutlaka oluştursunlar. Başka bir ildense böyle bir müze çoğunda kültür merkezi yok. Görsünler, örnek alsınlar. Bu kadar detaylı. Tarihine sahip çıksınlar, atalarına sahip çıksınlar, gelenek göreneklerinin yaşatılmasına sahip çıksınlar. Yani kısaca sözü uzatmaya gerek yok. Yeşil Yurt Kültür Merkezi ve Müzesi'nde insan yaşamıyla ilgili, bu yörenin kültürüyle ilgili her şey var. Mutlaka Yeşil Yurt bu kültür merkezini gelsinler, görsünler, yaşasınlar. Çünkü bu araç gereçlerin ve yaşam biçiminin yansıtıldığı diğer fotoğraf ve benzeri eşyaların bir kısmı zaten artık günlük yaşamında yok. Yok. Eskimiş, arasalar da bulamazlar. Burada her şey var. O nedenle bugün belki burada Yeşil Yurt, bu sadece bir program nedeniyle burada var. Yeşil Yurt halkının tabii tamamının emeği var. Ama emek verirken bazı insanların tabii alın teri, koşturması daha fazladır. Kimlerin emeği geçmişse, kimler önderlik yapmışsa, bu çalışmada kimler bulunmuşsa onları tebrik ediyorum. Tabii Ordu Mesudiye Gazetesi de
Ordu'nun tüm ilçeleri, tüm köylerinin kültürünü, geleneğini, göreneğini, ekonomik durumunu, sorunlarını hepsini dile getiriyor. Bugün de tarihimizden işte sanatımıza, ekonomimize her şeyin yansıtıldığı Yeşil Yurt Kültür Merkezi ve Müzesi'ni hem biz kendimiz gördük hem de okurlarımızla buluşturmuş olduk. Ne mutlu Yeşil Yurt'u bu insanları yetiştiren anne babalara, bu eseri meydana getiren insanlara diyorum. Evet. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.